Efendim iyi günler. İyi günler. İsminiz? Enver Ertaş. Enver Bey, memnun oldum efendim. Enver Bey bize bugün hangi yeteneğini sergileyecek? İllüzyon gösterisi yapacak. İllüzyon. Evet. Alacak mısınız aklımızı? Almaya çalışacağım. Peki gösterir. Böyle genelde illüzyonda böyle jüriyle de bir şeyler yapıyorlar. Siz de yapacak mısınız? Yapacağım, evet. Önce isterseniz sizinle de bir şey yapalım. Yapalım, bir şey yapalım. Şimdi şöyle elimde bir deste iskambil kartı var. Görüyorum. Önce bir bakalım bu destedeki kartlar birbirinden farklı mı? Farklı. Değil mi? Normal bir deste iskambil kartı. Şimdi ben şu işlemi yaparken siz dilediğiniz anda dur diyeceksiniz. Dilediğiniz dur. An. Pekala. Bu kart az sonra olacak değişimi görmeniz için seçtiğimiz bir kart. Şöyle kartımızı öne ittiriyoruz. Şu an kartınız burada. Alttan bir tane kart alıyoruz ve yukarı yerleştiriyoruz. Ve şimdi destemizi arkaya çeviriyoruz. Ve bakıyoruz bütün destemiz bembeyaz. Öyle mi acaba? Evet, açıyoruz tekrar. Ama ta ki şu işlemi yapana kadar. Şimdi tekrar bu kartı yukarı yerleştiriyoruz. Destemizi çeviriyoruz. Ve destemizi tekrar açtığımızda destemiz eski haline geliyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Buyur. Anlamadım. Anlayamam. İyi akşamlar. Enver Ertaş. Evet. Hoş geldin Enver. Hoş buldum. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum şu an. İllüzyon gösterisi yapacağım. Yalnız çok enteresan bir tipim var ya. Enteresan, evet. Orada hemfikiriz yani. Muhakkak. Ben şu anda havaya girdim bak söyleyeyim. Yani çünkü illüzyona gelen arkadaşlar hani kılık kıyafette bazen öyle bir geliyorlar ki bir beklenti olmuyor. Senden şu anda çok güzel şeyler bekliyorum. Karşılığını vermeye çalışacağım. Peki, peki başarılar. Yani. Seni teşekkür ederim. Şimdi yukarıda öncelikle bir adet zarfımız var. Bu zarfın içinde gösteriden sonra sizinle paylaşacağım bir bilgi var. Aynı zamanda giydirilmeyi bekleyen bir plastik mankenimiz. 3 tane farklı renkte gömleğimiz, farklı renkte kravatımız ve 3 tane şapkamız var. Şimdi Acun Bey, öncelikle sizden sadece bana odaklanmanızı rica ediyorum. Gömleklerden birini tercih edeceksiniz ama şu an bir şey düşünmeyin. Aklınıza ilk gelen gömleği şimdi bana söyler misiniz? Sarı. Sarı gömlek. Pekala. Bunun takımla bir bağlantısı var sanırım. Fenerbahçe. Pekala. Sarı gömleği mankenimize giydiriyoruz. Şöyle göbekte bir dekolte oldu. Onu kapatıyoruz. Pekala. Şimdi gayet şık oldunuz beyefendi. Şimdi Hülya Hanım, aynı işlemi sizinle yapacağız. Kravatlar sizde. 3 farklı renkte kravatımız var. Bunlardan birini bana bakıp öncelikle tercih etmenizi rica ediyorum. Siyah. Siyah kravat, pekala. Siyah kravatı da askımızdan alıyoruz. Ve mankenimize giydiriyoruz. Sergen Bey size de şapkalar kaldı. Şapkalardan birini tercih edeceksiniz. Ama şu an kendinizi koşullamayın. Herhangi bir şapkaya odaklanmayın. Pekala. Aklınıza ilk gelen şapkayı söyler misiniz? Siyah. Siyah. O zaman beyazı da benden oluyor zaten. Siyah beyaz. Pekala. Ama ben Galatasaraylıyım bu arada. Sizin takımlarınıza jest yaptım ama. Bir üçlü kombin oluşturduk. Bu üçlü kombine az sonra geri döneceğiz. Ama öncelikle sizlere göstermek istediğim farklı şeyler var. Yani siyah şapka, siyah kravat ve sarı gömlek. Üçlü kombinimiz burada duracak. Şimdi ben sizlere telepati kartlarımı tanıtmak istiyorum öncelikle. 3 tane kartım var elimde. Dalga, yuvarlak ve yıldız. Yanınıza gelmem gerekecek. Şimdi ben bu kartları sizlere teslim edeceğim. Öncelikle Acun Bey size teslim edeceğim bu kartları. 3 farklı kartım var dedim. Tekrar tanıtayım. Dalga, yuvarlak ve yıldız. Acun Bey bunları size teslim ediyorum. Buyurun masanın altına alır mısınız kartları? İzleyicilerimizin de görmemesi gerekiyor. Masanın altında bu kartları karıştırıyorsunuz. Evet karıştırıyorsunuz. Bir kart sizde kalıyor. Diğer 2 kartı Hülya Hanım'a veriyorsunuz. Hülya Hanım aynı işlemi siz de yapıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Bir kart sizde kalıyor. Diğer kartı Sergen Bey'e veriyorsunuz. Sergen Bey siz karıştırmıyorsunuz tekrar. Pekala. Şimdi kartı şu şekilde avcumuzun içine koyup bana doğru uzatmanızı rica ediyorum. Şöyle bana doğru. Evet.
Semboller bilinçaltında gerçekten çok anlam ifade eden şeylerdir. Şimdi ben şu anda gerçekten ciddi bir sessizlik rica ediyorum. Konsantrasyon sağlayabilmem için. Bana doğru uzatır mısınız elinizi? Bana doğru. Pekala. Hülya Hanım aynı şekilde bana doğru uzatıyorsunuz. Şimdi üzerlerinde yuvarlak dalga ve yıldız bulunan sembolleri kapalı bir şekilde, yani beyaz kısmı üste kalacak şekilde önünüze koymanızı rica ediyorum. Ben arkamı dönüyorum. Kartlarımızın üzerinde yuvarlak dalga ve yıldız sembolleri vardı. Tamam. Beyaz kısmı tamam. Yukarıda kalacak şekilde tamam. Önünüze koyuyorsunuz. Pekala. Şimdi öncelikle bu iskambil kartlarının birbirinden farklı olduğunu bir göstermek istiyorum size. Hepsi birbirinden farklı değil mi Hülya Hanım? Sizinle yapacağız. Hepsi birbirinden farklı. Siz dilediğiniz bir anda ben bu kartları aynı şu işlemi yaparken, indirirken aşağı doğru dilediğiniz bir anda bana dur diyeceksiniz. Ama hissettiğiniz bir anda dur demenizi rica ediyorum. Pekala, başlıyoruz. Dur. İsterseniz devam edebilirim. Gerçekten. Bunu hep soruyorlar. İsterseniz şey bu seferlik devam edelim. Yok. Siz yok mu? Pekala. Bu kartı da şöyle kimse bakmadan koyuyorum. Şimdi kartlarınız önünüzde. Sıra geldi zarfın içinde olan görüntüyü görmeye. Şimdi az sonra yaptığımız, sonuçta karışık bir iş yaptık. Buna dair kısa bir özet geçeceğim. Ama önce zarfımızı bulunduğu yerden çıkaralım. Evet, şöyle sandalyemizi de koyalım. Şimdi ne yaptık? Bir kombin oluşturduk. Onun ardından birer beyaz kart verdim. Üzerinde sembol olan kartlar. O kartlardan birer tane seçtiniz. Ve son olarak bir iskambil kartını Hülya Hanım seçti. Ve zarfımızın içinde önceden sizinle paylaşmak istediğim bir bilgi olduğunu söylemiştim gösterinin başında. Şimdi Acun Bey, önünüzdeki beyaz kartlarda, o telepati kartlarında ne olduğunu sizler de görmediniz sanırım. Görmedim, evet. Pekala, ben de görmedim, izleyicilerimiz de görmedi. Acun Bey, önünüzdeki kartı açar mısınız lütfen, bizlere gösterir misiniz? Yıldız. Hülya Hanım, siz de önünüzdeki kartı açar mısınız? Dalga. Sergen Bey, size de yuvarlak kaldı. Şimdi bir kombin oluşturmuştuk değil mi? Siyah şapka, sarı gömlek ve siyah kravat. Ben de buraya gelmeden önce bir kombin oluşturup bir fotoğraf çekilmiştim. Siyah şapka, siyah kravat ve sarı gömlek. Son olarak Hülya Hanım, size bir iskambil kartı seçtirmiştim. Şurada da benim bir iskambil kartım var. Eğer ikisi eşleşirse gösteri güzel bir şekilde bitmiş olacak. Bakalım. Evlenecekler mi? Ay yok. Aa! Aa! Bu papaz değil miydi? Şöyle bir şey. Aynen. Aa! Pekala. Ben önce papaz sanki seçmiştiniz gibi geldi. Doğru demişim. Başarıyla sonuçlandırdığınız gerçek. Fakat görmediğimiz bir şey değil. Daha önce de buna benzer oyunlar değil, illüzyon mu? Ne deniyor? Yani oyun da diyebilirsiniz. Oyunlar gördük. Ama tabii bu tarz oyunları seçenlerin kalitesi her zaman yüksek oluyor. Ben şöyle söyleyeyim. Yani kısa ve öz bir gösteri oldu. Farklı bir gösteri oldu. Yani fotoğraf olayı çok farklılaştırdı bence bizim gözümüzde özellikle. Yani ben çok tadımda bir gösteri olduğunu düşünüyorum. Yani gayet güzel, tadımda oldu bence. Çünkü daha bunun ileriki turları var. Yani Enver, bir kere sunumun güzel. Bir de ne yapacağını merak ettiriyorsun. O da güzel. En sonunda da dağ fare doğurmadı. Yani değişik bir şey çıkardın, fotoğraf çıkardın. O da güzel. Hani bu kartları saklamamız, aynı çıkması, bir de fotoğrafın aynı çıkması benim için yeterli. Oylama geçelim. Evet.
Evet. Ben de evet diyorum. 3 evet diyorum.